Peki Murat, sana sorayım şunu. Ya bu Dersim hikayesi. Dersim'de gerilim Cumhuriyet döneminden başlıyor. 1930'lardan başlıyor. Yoksa hayır, orada geçmişten o, kalan süre giden bir gerilim var mı Osmanlı döneminden beri? Çok uzun zamandan beri var. Ne? Gerilimin kaynağı ne orada? Devlet otoritesi yok. Kurulamamış. Osmanlı zamanında kurulamamış. Kurulamamış. Hatta bugün Erhan yazmış onu. Sultan Ümit zamanında da bir o zaman işte teydip diyorlar. Edep verme değil mi? Teydip. Teydip tabii yola getirme. Yola getirme. Öyle bir harekat yapılmak istenmiş. Sultan Ümit izin vermiyor ona. Niye vermemiş? Vesveseli. Bir de tabii dini bakımdan bakıyor. Aynı zamanda halife ya, yani Müslüman kanı dökmeyelim falan diyor. Raporu var. Bugün yayınlandı o rapor. Ama eskiden beri devam eden bir şeydi. Osmanlı düşüncesinde biliyorsunuz Alevilik görmezden gelinir. Evet. Hocam, yok, öyle bir şey yoktu. O izleyiciler çok dikkat ediyorlar ki canlı yayın diye kandırıyorsunuz. İliber Hoca'nın saati 23.30'u gösteriyor. Tabii benimki hiç değiştirmem ki. Vakalik periyot için işim yok. Eskir bir kere. Biz eski saati kullanıyoruz. Eskir şimdi. Zaten Mart sonunda bir daha böyle olacak. Kandırıyorsunuz İliber Hoca'nın saati 23.30'u gösteriyor. Değiştirmem ki. Evet, devam et, pardon. Devlet hakimiyeti yok, vergi yok, zaten de vergi o zaman pek umurunda değil Osmanlı döneminde. Askerlik yok gibi, yani hakim olamamışlar tam. O da bütün mesele. Sonra hakim olalım deniyor ama şimdi hep göz ardı ettiğimiz bir husus var. Evet, yani 1937-38'de Dersim'de çok kötü şeyler oldu. Ama bir de isyan var. Dersim isyanı vardır. Ne dersin? Hani Dersim tabii yani. İsyana bahsedilmiyor. Yani durup dururken girilmedi. Şimdi iki konuyu ayırmak lazım. Çok sert tedbirler alındı. Üzücü olaylar yaşandı. Tamam. Ve söylenenlerin çoğu doğrudur. Ama bu da bir isyan da oldu. Bunu da söylemek lazım. İkisi başka şey. İsyan ayrı, olaylar ayrı. Ama sebep o isyandır. İsyanın sebebi nedir? Ne isteyerek isyan ettiler? Şimdi Dersim isyanı sonunda Seyit Rıza'nın, yani son günlerine doğru Seyit Rıza'nın İngiliz Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği bir mektup vardır. Mektup Fransızcadır. Ve Nuri Dersimi'nin onu, yani Kürtçe yazılıp Fransızca'ya tercüme eden kişinin Nuri Dersimi olduğu söylenir. Orada söyledikleri şu, yani kültürel haklar, baskı yapılıyor, halkımız öldürülüyor. Biz İngiliz hükümetinin atıbetine sığınıyoruz diyor. Şimdi İngiltere'de tam İngiliz politikası işte. Mektubu almış fakat hangi taraf kazanacak diye beklemiş. Askerler orada idareyi ellerine aldıkları vakit, yani her yere hakim oldukları vakit, almışlar, mektubu Ankara'ya göndermişler. İşte Seyit Rıza bizden de yardım istemişti, buyurun diye. Sonuna kadar bekliyorlar ama. Yani talepler wording olarak, kelime olarak hemen hemen aynı. Sadece işte halk eziliyor, şu oluyor, fakirlik, fukaralık, şu var. Fakat sonda tabii o günlerin şartları gereği şöyle bir cümle var. Halkımız öldürülüyor, bombalamalar, kitle halinde öldürmeler uygulanıyor diye bölüm var sonunda. Budur. Ama peki mesela işin en başında olayı böyle bir fiştekleyen bir yabancı güç falan yok mu? Somut bir şey yok. Şimdi Şeyh Said vardır mutlaka. Çünkü ama şimdi Şeyh Said Şeyh Said'de İngilizlerin fonksiyonu bilinir. Şu olsa da Musul görüşmeleri var, şu var, bu var ki zaten Musul'da Şeyh Said olmasa bile alamazdık biz. O ayrı da. Birinci Dünya Savaşı'nın sebebi zaten oydu. İngiliz ajanlarının Anadolu'daki evet, faaliyetleri var, biliniyor. Bir başın Noel'iydi, şuydu, buydu. Evet. Hepsi dolaşıyor orada. Şeyde, Dersim'de? O bölgede yabancı olduğunu ben zannetmiyorum. Ama şu var. Elçilikler çok yakından takip etmişler. Amerikan, İngiliz ve Fransız dışişlerinde dünya kadar yazışma yapılmış. Hı. Çok yakından takip ediyorlar. Çünkü onları da ilgilendiren bir şey. Ölü sayısı kaçtır her iki taraftan? Kim bilecek onu?
Ordudan yüksek değil. Fazla değil. Ama sivil halktan sayı 7 bin ile 13 arasında değişiyor. Şeye göre. Raporlara göre 7 bin ile 13 arasında İkimizli yani neredeyse tahminler. İkimiz. Çok geniş ama şey. Marş çok geniş. Evet. Çok geniş. Peki şimdi orada bahsettikleri bir şey var. Geçen gün kim birisi söyledi, adını unuttum ama. Diyorlar ki Cemal Bardakçı'nın raporu bu konuyla ilgili önemlidir. Cemal Bardakçı'nın raporu, bugün gazetede yazdığın için gördüm. Cemal Bardakçı'nın raporu isyandan 6-7 sene önce yazılmış bir rapor. Şimdi o açıklamayı birkaç gün önce bu Tunceli bir dernek kurulu dernekleri yaptılar. Şimdi hadise şu. Cemal Bey Şehzat isyanında Diyarbakır valisidir. Orada Diyarbakır'dadır. Ve o harekatın içerisindedir. Sonra Elaziz ve arada bir yer daha var ve Konya valiliğine gidiyor. Zaten Konya'dan emekli olmuştu. O arada 1931'de, pardon Çorum valiliği var bir de. 1931'de Çorum valisiyken hükümet, aslında hükümet de değil yani kendi söylediğine göre paşa istemişti derdi. Git orada bir rapor ver diyor. Yani ne oluyor ne bitiyor. Ama henüz bir isyan, harekat, operasyon hiçbir şey yok. Çorum valisiyken birkaç ay o bölgeyi dolaşıyor. Ve teftiş yollamış. Rapor hazırlamış istenmiş. Bir de şu iki şey istenmiş. Bir rapor hazırla, bir de Seyit Rıza ve yakınlarının Dersim'den kendi rızalarıyla çıkarak başka bir yerde mecburi iskanı kabul etmelerine sağlanmış. Şimdi raporda Seyit Rıza'yı ikna ettim diyor. Ve neler yapılması gerektiğini söylüyor. İşte yol yapılsın, iş götürülsün, Alevi-Sünni ayrımına halk arasındaki son verilsin, okul açılsın diyor. Çünkü tipik Cumhuriyet kuruluşundaki ideolojide orada yazılı olan ve bu şekilde bunları Türkleştirebiliriz diye bir cümle var. Fakat Türkleştirebiliriz. Evet. Ve iyi bir vatandaş yapabiliriz diyor. Bu tipik Cumhuriyet'in kavramlarıdır bunlar. O dönemin kavramlarıdır. Fakat karıştırılan şu. Bu rapor 1931'dir. Dersim olayları 1937'dir. Evet. Arada 6 sene var. Raporu vermiş, tekrar valiliğine dönmüş. Çorum'a sonra Konya'ya gidiyor. Ve karıştırıyorlar hep. Dersim isyanında Cemal Bey yoktur. Yok. O Konya valisi o sırada. Şehzade'de vardır. Elazığ Diyarbakır'da. Orada Diyarbakır umumi valisidir ama Dersim isyanında yoktur. Fakat o söylediği şeyler, teklifleri yapılabilir miydi, yapılamaz mıydı? Bence çok zordu yapılması. Niye yapılamaz? Bir kere bölge dağınık. Yol yapılamıyor. Bugün hala yok. Hala yok. Hatta hocayla konuşuyorduk yukarıda. Yani İstanbul'da metro yoktu daha. Yani bir şey yapılmadığı sırada orayı öncelik verilemez diyor hocam. Yani zor. Yatırım yap. Gene bir şeyler yapılıyor biliyor yani. Musunuz? Çok fakir. Çok zor. Mesela şey, dinamit yerleştirmek için iplerle sarkıtıyorlar adamları aşağı. Hmm. O orada kazıyor. Dinamiti yerleştiriyor. Ondan sonra bilmem ne tehlikeli işler patlatılıyor. Ve işte ilk bildiğiniz o Cumhuriyet dönemi böyle hani uçurumun kenarından böyle şeyle falez gibi açılarak yollar. Şey yok zaten, üretim yok, şey yok falan. Ve bütün bir fotoğraf mesela Hakkari Vilayet Konağı, felaket bir bina. Yani şey gibi kerpiç ve yarı taş falan böyle bir şey, ucube. Ya geçen gün odamda şeye bakıyordum, hayat ansiklopedisi hatırlar mısın? Çocukluğumuzun evet. Yeşil böyle, yeşil böyle. Evet. İçinde Anadolu kentlerinin işte resimleri var. Ya baktığınız zaman 1960'lar, çok eski, 60'lar bizim çocukluğumuz inanılmaz. Yani. Ben şeyden dersim işte Tunceli'den 66'da geçtim. Bir Danimarkalı profesör ve eşi gazeteci. Karadeniz'den fındık inceleyip yazı yazacaklar. Güney'e inecek. Belki artık hayatta bile değiller. Suriye'ye geçecekler. İşte Tunceli'den o zaman geçtik yani gördüm. Yollar var artık şose mose falan süratle gidiyoruz.
Geldik öyle vilayet merkezi mi olur? Saç damlı bir takım binalar. Çok ilginç. Birisi geldi, bir öğretmen belki. Fransızca konuşmak istedi şeyle, bu Danimarkalı herifle. Çok enteresan bir şeydi. Adam bir terstesin şeyi, zavallıyı. Öğretmeni. Evet. Yani adam dedi ki, mesela bu parle français falan dedi işte. Geldi parle français falan dedi. Oui, alors cevap yani. Ne olmuş? Ne olmuş yani? Hadi yallah işine der gibi. Tabii mantalite farkı. Yani dağın ortasında o küçücük vilayet merkezinde, kasaba gibi yerde. Orada biz olsak mesela, merhaba, selam, selamun aleyküm falan, herifin umurunda değil. Böyle bir dünya. Kim inanır yani o insanların onlara ne kadar yakınlık duyacağına böyle. Hiç unutmam o manzarayı yani, hiç. Yalnız şunu söyleyeyim. Üniversite yıllarında ben dedemle beraber aynı evde ikimiz otururduk Ankara'da. Hmm. Biliyorsun yani şimdi. Söylediği hep şuydu. Yanlış yaptılar derdi. Ve suçladığı İsmet Paşa ile Maraş Ali'di. Fethi Çakmak. Maraş Ali'di. Yani yanlış yaptılar, çözülemez ve çok hatalı davrandılar derdi ki bunu söyleyen de yani Şeyh Said İsyanı Diyarbakır valisidir. Yanlış yaptık inşallah ve bitmedi derdi. İnşallah bundan sonra çıkmaz ama çıkar bir şeyler demişti. İşte şimdi yaşıyoruz. Aradan yani 30 sene geçti. Benim bunları duydum. Gerçi Tunceli'de pek bir şey yok yani. Tunceli'ye ama gündeme zaman geliyor da gündeme işte geliyor. Bir hesaplaşma halinde geliyor. Beni üzen o. Vallahi bana sorarsan Tunceli'lerin orada kendi, onların bir şeyi yok. Tabii muhakkak Tunceli'ye ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılmış büyük hatalar var. Tunceli'lere yönelik o günden bugüne süren bir ayrımcılık var. Yani kötü niyetli bir ayrımcılık var. Ben bunu bilmez miydim? Çocukken fark ettim. Evet. Çocukken dedim yani lise yıllarıydı. Bir gün akşamleyin dolmuşla eve dönüyorum bir yerden. Herhalde 14 yaşında Galatasaray'sında talebeyim işte. Arabadan indirdiler bizi. 4 kişiydik taksinin içerisinde, dolmuşun içerisinde. Bir kişiye dedi ki sen dur dediler. Ona ki ne oldu dedi. İhtilal zamanı falan mı bu? Yok canım, daha önce 76 falan herhalde. Tunceli diye yani adamcağız nüfus kağıdında Tunceli yazıyor diye. Adamı tuttular orada. Bizi bindiler taksiye. Adam yani tek neden Tunceli yazmasıydı. Böyle şeyler yapıldı tabii Tunceli'de. Yani dedemin söylediği bir de şu vardı, bunlar Kürt değillerdi. Alakası yok. Yani Şeyh Said İsrail'iyle onu ayırırlardı. Çünkü yani o şey olarak öbür tarafla zaten mezhep meselesi tabii var tabii. Yani İkincisi Zaza. Tabii Zaza. Şey evet. Değil. Ve Şeyh Said'de görev alan birkaç kişi son yıllarıydı. Çok yaşlıydılar. Arkadaşlar onları tanıdım ben. Onlar da söyledi aynıyı. Alakası yok. Alakası yok. Alakası yok. Yani bundan kötü değil hala da ama. Zihniyet hep farklı. Evet. Zihniyet de bambaşka farklı zaten. Evet. Kültür de bambaşka. Evet. Tabii çok evlilik olmaz mesela. Tabii. Hiçbir şekilde hiç olmaz. Hiç katiyen. Çok evlilik yok. Okuma yazma müthiş. Evet. Eğitim müthiş. İşte Fransızca geliyor. Fransızca konuşuyor zaten. Adam daha kolay öğrenir ama. Tabii. Çünkü bildiği Zaza'ya tabii çok straktör evet olarak. Ama mesela dedemin raporunda bunlarda Türkçe problemi yok diyor böyle evet de diyor. Hep Türkçe biliyor. Hep Türkçe konuşuyor. Evet. Cem Türkçe nefesleri Türkçe söylüyorlar. Evet. Nefesi çaldığı evet zaman evet şeyde aynı Cem'de falan Türkçe nefesler yani o şey. Yani bir kısa ara vereyim mi? Onun için onu. Kısa bir ara sonra devam ederiz. Evet değerli izleyiciler, çok mail geliyor. Senin gömleğine mail var. İngiliz stilinden vazgeçmiş diyenler var. Amerikan'a dönüş diyorlar. Hiç İngiliz gömleği giymedim. Ceket tamam da hiç İngiliz gömleği giymedim. Şöyle sanıyorlar. İngiliz yani giyersin diye düşünüyorum. Ben gömlekle diktiririm bu hariç. Evet. Herhalde gazetede Tommy Hilfiger'ı görünce aklına geldi diye yazmışlar. Çakma efendim, çakma. Çakma diyeceğim. Şaka yapıyorum. İlginç bir yeri var. Sayın Altaylı, size ve konuklarınıza iyi akşamlar. Ben bir Alevi genciyim ve koyu bir Atatürkçüyüm. Çoğu Alevi'nin de olduğu gibi şunun altını çizmek istiyorum. Hangi Cem evine giderseniz gidin, Hazreti Ali'nin fotoğrafının yanında Atatürk'ümüzün resimlerini görürsünüz. Doğru. Ders olaylara denen olay, biz Alevileri toptan bağlamaz. O bölgedeki bazılarının yaratmış olduğu bir olaydır ve bir isyandır. Sayın Öğmen'in özrünü de kabul etmiyorum. Çünkü
özlenecek bir durum yoktur. Bir isyan vardır ve buna karşı bir hareket yapılmıştır. Doğru, biraz serttir, biraz gereğinden fazla serttir ama o dönemin şartıyla değerlendirmek gerekir. Ana babalar oğulları şehit oldu diye üzülür ama gurur da duyar demiş birisi. Fakat bu arada Atatürk'ün adını niye saklıyorsunuz? Bu iş içinde Atatürk yok mu kardeşim şimdi, diyenler de var. İşi başka tarafa getiriyorlar ve çarpıtıyorlar. Yahu Dersim sırasında Atatürk öyle çok hasta değildir. Hatta operasyon bittikten sonra gider oraya köprü çalışı vardır. Gider yani Atatürk'ün bilgisi de aynı yapılmış. Bunu saklamaya Atatürk hastaydı, şuydu buydu demeye gerek yok. Bu derece tarif etmeye gerek yok. Bir isyan vardı, çok doğru o mesaj. Cumhuriyet'e yeni kurulmuştur. Çok sert bastırılmıştı. Benim çözemediğim şudur hala. Mesela Şeyh Said ayaklanması bu kadar sert bastırılmıştır. Evet. Fakat Dersim çok sert bastırılmış. Onu ben çözemedim. Niye acaba? Bilmiyorum, dedemin de söyledi, yanlış yaptılar. Bana sorarsan Şeyh Said ayaklanması daha ciddi alınması gereken bir ayaklanmadır. Yani Dersim'in... Hemen Lozan sonrası. Tabii hemen Lozan sonrası ve evet. Türkiye'yi bölebilecek bir yer. Dersim öyle bir şeydi. Dersim böyle ortada bir yerde, bir yerde yapılmış bir ayaklanma. Yani biraz eşkıya işi gibi. Biraz fazla sert hakikaten gösterildi. Ama o günlerin içinde olanların bütün söyledikleri, bütün harekat planları, her şey Çankaya'ya sunulmuştu biliyor yani. Tarif etmeye gerek yok. Hastaydı, şuydu, buydu. Hastaysa açılışa nasıl gidiyor sonra? Tabii idamdan hemen sonra giderler biliyorsunuz. Seyit Rıza'nın ve arkadaşlarının idamından sonra giderler. Yani vardır, biliyordu. Peki kimdir bu Seyit Rıza? Yani önemi nereden geliyor? Bir kere Seyit unvanı var. Peygamber soyundan olduğu söyleniyor. Şimdi şu var. Operasyon sırasında... Bu Dersim olayları sırasında yayınlanan gazetelere baktığınız takdirde çok komik şeyler var. Bir inanılmaz derecede bir yanlış bilgilendirme kampanyası yapılmış. Bugün bakarsanız çok komik. Mesela Seyit Rıza'nın haçından bahsediliyor. Stavros. Hatta yakalandıktan sonra, tevkifinden sonra Ankara'ya bir özel askeri birlikle güya bir haç gönderilmiş. Haç orada inceleniyormuş. Bu misinformasyon denilen, dezenformasyon denilen inanılmaz seviyede şekilde yapılmış. Orada güçlü bir aynı zamanda dini lider. Güçlü çünkü şunu da görüyoruz. 31'deki... Peki Alevi mi değil mi? Alevi. 31'deki çalışmalarda, rapor aşamalarında şurada burada hep Seyit Rıza'yı ikna et... Evet. Başka yerde. Hatta Elazığ'a falan almak istemişler. Elazığ tarafına iskan ettirmek istemişler. Onlara da kabul etmiş. Sonra olmuyor işte bir olay. Çünkü orada bir karakol baskını vardır. 30 küsur asker şehit olur. Öldürülür. Arkasından ve tekrar söylüyorum ama isyanla başlamıştır ama çok sert bastırılmıştır. O sertliğin sebebini hala çözemedik. Peki şöyle şeyler... Bilmiyorum tabii, bu tarihin karanlık noktadan bir tanesi. Çok detay bilgi yok yani. Sen aile nedeniyle biraz daha bilgiye sahip olabilirsin. Yani o dönemi yaşayanları tanıdığın için aile nedeni derken onu kastediyorum. Şey de duyardık hep, yani öğrendik, duyduk, dinledik. İsyan sırasında isyancılar sadece devlet güçlerine karşı değil, bölgede isyana katılmayanlara karşı da ciddi bir kıyım yaptı. Yani esas onlara saldırdılar diye. Tabii ki bazı aşiretler var. Onlar devlet yanlısı. Onlara karşı saldırı olmuştur tabii. Devlet yanlısı değil. İsyana katılmayanlar daha çok. Devlet yanlısı. Katılmayan ama devlet yanlısı terakki ediliyor. Ha. Yani Fatih şu var. Biz Cumhuriyet dönemi tarihini özellikle 1925-38 arası Türkiye'de pek incelenmedi. Fakat bu dönemin bir ortak noktası vardı. Bilmiyorum hoca ne der. İşte demin Avrupa'daki vaziyeti konuşuyorduk. Baskı, sert şu bu. Türkiye'de bu tip yani rejim karşıtı hareketler çok sert bastırılmıştır o dönemde. Her yerde öyle evet. Zaten. Yani bizde de sadece o değil çünkü Dersim'in devamı var arkasından. 38 sonrası olaylar var. O şekilde hepsi sert bastırılmıştır ama şimdi şunu da unutmayalım.
devrimler sırasında bu devrimlere karşı gelenlere de müsamaha gösterilmiş ve çok işte aşırı bir cezalandırma vardır. Ha öyle 10 binlerce kişi falan değil de İstiklal Mahkemesi'ne idam edilenler falan ama var. İşte o Rize'deki atma buraya Yavuz Din kardeşiniz şeyleri falan bunlar şaka falan değildir. Yani şehir de topa tutulmuştur, ateş edilmiştir, açılmıştır. O dönem böyle. Şimdi sayıyla ilgili gördüğüm kadarıyla kafalar karışık vatandaşlar. Diyorlar ki siz sayıları küçük göstermeye çalışıyorsunuz. Büyük isimli yazarlar 50 bin, 90 bin, 100 bin gibi kayıplardan söz ediyor. Hayır. Efendim büyük isimli yazar dediklerinizin büyüklükleri sallamalarından kaynaklanıyor olabilir. Yani büyük atmalarından dolayı büyük olabilir. Neye göre büyük? Bilgidir. Yani büyüklüğü küçüklüğü olmaz. Bir takım yazarların da adlarının büyüklüğüne sığınıp her türlü palavra yazmalarının da hiç alemi yok işte. Yani Türkiye'de tarih konusunda büyük diyeceğiniz bir adam, iki adam varsa birisi burada şu anda. Üç adam varsa ikisi burada. Ve rakamları da söylüyor. Umumi müfettişliğin sayısı 7-8 bindir. Askeriyenin sayısı orada. Resmi rakam 7 bin benim bildiğim. 14 bin civarındadır. Ama kesin şey hala bilinmiyor. 100 bin olabilir mi? Yoksa o kadar kişi yok. O kadar insan yok orada. Kolay yani. Değil onun 100 bin. 100 bin ne? O teknoloji 100 bin kişi ölüyor ki şimdi unutmamak lazım. Ben 12-13 bin kişi de pek benim aklıma yatmıyor. Çünkü 100 bin kişi bırak 30 bin kişi, 20 bin kişi, 30 bin kişi bile ölse toplu mezar diye bir şey vardır. Nerede bu toplu mezarlar? Aynı mesele Ermeni meselesi. Hayır nüfuslar tutmuyor. O dönemde Anadolu'da o nüfusta nerede? Bir yer yok ya. Yani zaten çok da bir şey değil o katliam dediğiniz şeyin de kendine göre imkanları falan olması. Şimdi bu rakamlar... Belki sonraki sürgünleri de onun içine katıyorlar acaba. Çünkü Dersim'den sonra ciddi sürgünler var bölgede. Ama ölü sayısı diyorlar 100 bin kişi ölü falan diyenler var. Mümkün değil. Mümkün değil yani. Sürgün sayısı ama toplarsan olabilir Murat. Çünkü Konya civarında çok ciddi nakiller var. Ege'ye nakiller var. 20 bin civarında. Bir de şu var. O sürgün de tabii kolay bir iş değil. Yani o günün teknolojisiyle ulaşım şey. Kırıkkale'ye yollamışlar. Kulu, Cihanbeyli, Konya, Trakya, Aydın civarı var. Epey var ya. Balıkesir mesela. Bu konudaki tek gerçek belge, tartışılmayacak belge, Jandarma Umum Kumandanlığı'nın o Dersim kitabının tıpkı basımının yayınlanmasıdır. Kaynak yayınları yayınladı galiba. Tamamı yok orada. O kitabı ben biliyorum. Daha büyük, kalın bir kitaptı. Bunun tıpkı basımının yayınlanması lazım. Bütün raporlar, harekat planları, her şey içerisinde vardır. Şimdi ismini unuttum. Şu anda muvazzaf bir albayın da doktora tezidir o Dersim. Kaynadı gitti o kitap. Boğaziçi yayınlarından çıkmıştı. Dersim isyanı 1938, Dersim ayaklanması veya isyanı öyle bir isim vardır. Kaynadı gitti. Orada da çok bilgi vardır. Fakat bu Jandarma Umum Kumandanlığı'nın kayıt altında 100 adet tab olunmuştur. Kaydının bulunduğu Dersim kitabı tıpkı basımı yapıldığı anda tartışmalar biter. Çünkü bu kitabın bir taraf tutması diye bir mesele söz konusu değil. Bu o olaylarda görev alanların nihai resmi raporudur. Resmi raporudur. Bilgilendirmek için. O zaman hepsi bir tane. Yani 100 bin şu bu hayır. Umuma açık değil yani zaten. Hiç hizmet. Bir de Türkiye'de hakikaten tuhaf şeyler var. Ya düşünebiliyor musun? 31 Mart evrakı hala kapalı. Ne kapalı? Peki şöyle bir şey olmuş mudur? Seyit Rıza Atatürk'e mektup yazdı. Bizim burada bulunmamızı doğru bul, ülke menfaatine doğru bulmuyorsanız o zaman bırakın ata yurdumuz Horasan'a gidelim dediği doğru mudur? Bilmiyorum. Böyle mektup var mı? Duydunuz mu hiç? Benim bildiğim mektup, bazı yöneticilere yazdığı mektuplar vardı. Onları ben görmüştüm. Bir de İngiltere'ye gönderdiği mektup vardır. O zaman Dışişleri Bakanı kimdi İngiltere'de? 38'de. Chamberlain miydi? Chamberlain başbakan. Başbakan. Dışişleri Bakanı kimdi? Başbakan bilmiyorum ben, hatırlayamıyorum. O yani, Hitler'le görüşen Dışişleri Bakanı. Chamberlain görüştü. Münih'e o geldi. Münih'teki Dışişleri Bakanı. Yani ona gönderdiği mektup vardır. Fransa bir mektuptur. İlber Hocam size çok metiyeler geliyor özellikle gençlerden. Nasıl onun gibi olabiliriz diye soruyorlar. Allah Allah sağ olsunlar.
Bu kadar çok dil nasıl biliyor? Bu kadar bilgiyi nasıl... O kadar çok dil bilmiyorum ama çalışmak lazım. Çalışmak lazım. Için. Başka hiçbir formül yok. Yani annesinden biliyor diye değil. Dört tane annem yok, bir tane var. Babanıza sormak lazım. Ha, buraya çağırdı birisini de Murat. Anasından diyor, biliyor diyor. İyi yani kim babam çağırdı? Sen birini çağırdın diyor. Annesinden diyor, dil biliyor diyor. Ondan sonra bu şeydir yani, ya bu hep özürdür. Ediyorum. Koleje gitmedik bilmiyoruz çünkü kolejdekileri enjekte ediyorlardı. Sen kolejde okudun, Alman kolejinde okudun. Tamam yani iki sene okudum peki o bir tanesi. Bilmiyorum hocam hakikaten kaç dil? Onu bir şey yapalım. Kaç dil biliyorsun? Yok birkaç tane biliyorum, çok değil, tarihçiyim, yeterince biliyorum. Yok canım, ne lüzum var ya. Almanca, bir tanesi var. Almanca. Yazmış, Rusça. Rusça. Yazmış oraya. Almanca. 17 Almanca. Tane diyor dil diyor. Ya o kadar Slav dilini bir kere bilmek mümkün değildir. Bunlar benzer diller olduğu İngilizce. Için. İngilizce. Fransızca, Almanca biliyor. Tabii bak, Rusça. Rusça. Farsça. Farsça. Arapça. Kur'an Arapçası. Latince. Latincesi var. Sen değil miydin benim Arapçamla alay eden sen Libya'da? Sen Kur'an Arapçası konuşuyorsun. Latincesi var. Ha, şey falan konuşuyor, gördüm onu. Yidiş falan konuşuyor. Evet, Yidiş bazı şeyler biliyorum. Hatta konuşan adamın ghetto'da büyümesi lazım. Bir müşterek dostumuza da Yidiş hakaret ettin. Ha o iyi, hakaret İlber Hoca'nın olur. Yalnız biliyor demesi için kitap yazabilecek düzeyde biliyor. Mesela normal konuşuyorsa yani eğer... Konuşmak lazımdır. Onu şeye onu bakıp bilmez. Fransızca okuyor, onları yapıyor çok rahat, evet. Öyle bakıyor, şeyler yapıyor. Fransızca okuyormuş ha, yani. Evet. Abi, ne olacak aynı şey işte, onu çevir, çevir, gitsin. Bir de mesela, bak bunu kimse bilmez. Notlarını nece tutuyor, bunu gösterelim mi? Kiril alfabesi. Sen okuma notları... diye yazıyorum onu. Rusya tovarı ben mi okuyamıyorum? Aa yanılmışım bak, bu da her şeyi bilir hakikaten. Okulda bir şey yok ki bunda. Tabii. Okul anlamını çözemez. Biliyorsunuz değil mi? Türkiye Ermenilerinin patriği Mesrop, Sırbazan. Eski Ermenice'yi Raşi harfleriyle, İbran harfleriyle tutar. Öyle bir özelliği var onun. Nasıl? Kiril alfabesi yerine İbran harfleriyle İbranice, İbranice Ermenice yazıyor. Ermenice yazıyor. İbrani harfleriyle. Kimse okuyamıyor. Aslında yani ne İbranice bilen ne Ermenice bilen okuyamıyor. Bana da sormuşlar niye beyaz gömlek giydiniz ilk defa görüyoruz diye. Doğru, ilk defa beyaz gömlek giyiyorum. Kızım almış. Düğüne gidiyor. Yok hocam bunu. Kızım almış bugün bana. Ne olur bunu giy diye verdi. Almış? Pazardan. Bugün pazara gitmiş, bana gömlek almış. Pazardan gömlek iyi bir şey ama. Bence... Türkiye'ye bak yani, pazardan gömlek alıyorsun ve gömlek televizyona da çıkabiliyorsun. Gayet güzel gömlek. Tabii. Onun için burada öyle tabii tam sefalet yok. Ama yok kazık, yani. Küçük çocuk diye kazıklamışlar. 40 liraya satmışlar bu gömleği. Aa ayıp ettiler. Ayıp etmişler. Evet. 15 liraya derdim. Ben düzinesini alır o fiyatı. Vallahi bile ayıp etmişler. Ben de öyle dedim. Ben tabii. Gideceğim ben... pazarcıya yarın bulursam. Yine bir kısa ara vereyim mi? Devam ederiz sonra. Şu reklamları geçelim. Ya şeyi soracaktım bir de. Ha. Şu pudralı Roman subaylar neredeydi? Pudralı bir değil. Bir de mi iki de mi? Hayır pudra... şimdi makyajlı. İkinci harbe kadar makyaj yapılabiliyor. Fakat birinci harpten evvel kesin yaygındı. Teferberlik ilan edildiği zaman yüzbaşıya kadar olan yani genç siper subaylarının pudra ve makyajı yasak edildi. Yani anında sipere girebilecek gibi. Evet. Hmm. Çünkü pomat, pudra falan kullanıyorlar bütün bıyıklar için. En çok süslü de onlardır Balkanlarda. Böyle bir emir çıkartılmış. Yani anında sipere girmesi beklenir seferberlik ilan edildiğinde. Onlar için böyle bir lüks mümkün değil tabii. Evet bir ara verelim. Devam edelim sonra. Evet, Dersim'le ilgili vatandaşları hakikaten çok ciddi merakları var. Cumhuriyet'in bir sorunlar yumağı olduğunu söyleyenler var. Ciddi katliam yapıldığı var. Cumhuriyet'in kendini kabul ettirmek için
Dersimlileri kurban seçtiğini anlatanlar var. Bunun aslında bir Ermeni oyunu olduğunu anlatanlar var. Var mıdır Ermeni? Ne alakası var? Ne bileyim? Hiç yok. Hiçbir alakası yok. Hiçbir alakası yoktur. Bir şey diyorum Murat mı? Hayır, hayır. Allah Allah. Yani o dönemde tedbirler serttir. Şimdi tarihi olup bitmiş hadiseleri konuşmak ayrıdır. Hesaplaşma yoluna girmek çok tehlikeli bir şey. Yani neyi hesaplaşma? Türkiye'de ne yazık ki hesaplaşma. Şimdi bu yol açılırsa gittikçe geriye gidilir. Hatta Yavuz Sultan Selim bile tartışılır hale gelir. Gelir. Bu çok yanlış bir şey. Yani ileriye bakmak varken geçmişle hesaplaşmak... Peki şimdi yani geçmişi tartışmadan ileriye bakmak çok mümkün değil ama. Hayır. Ama bunu başka, tartışmak yani. Hesaplaşmak başka. Şimdi mesela şey merak ediyorum ben. Şimdi mesela İspanya iç savaşı tartışıyor mu ya da? Hayır efendim. Hayır efendim. Kimse bir şey hayır efendim. İspanya iç savaşı şimdi tartışılmasın demiyorum ama bakın o şey yani o dengeyi o tutturma şeyi biz çok acemiyiz. Şimdi o dengeyi tutturmak için İspanya iç savaşını yaşamak da gerekmiyor yani haşa onu da tavsiye etmiyoruz. Fakat durum şudur. Ben ilk defa Franco devrinde gittim İspanya'ya. 72 şeyinde yani Noel'inde bu zamanlardan. Biraz sonra gittim trenle falan. İşte onu okuyorsun, Marksizm okuyorsun bunu söylemiştim. Vitrinlerde var ama 5 kişinin bir araya evet, gelmesi. Yemeğe gidemezsin, karakola bildireceksin düğün yemeği için. İşte bilmem ne edebiyat matinesi, tradisyonel serbest de gördüm başkası olmuyor falan. Örgüt mörgüt buldular mı o zaman bile götürürlermiş. Yani o açık öyle örgütçü mörgütçü girdi mi. Ha kadın çalışmıyordu. Yani bakanlıkta sekreter diye kadın yoktu. O kadar enteresan. Sonra bir dönem geldi işte şey oldu. Tabii demokrasi adet etti falan. Konuşmuyor insanlar. Mesela ben hatırlıyorum. Laklave böyle bir televizyon programı için çağrıldık. Schendinger çağrıldı Avusturya'dan, ben varım. Benim bir rehberim var, çok iyi bir kız değildi ama solcu, yani şoför de öyleydi. Sol aileden geliyor belli. Schendinger'in ki cin gibi bir kadın, o da tabii burjuva, yani frankist. Söyledi bana, ben frankistim dedi falan. Şimdi böyle sofrada oturuluyor, yemek yiyoruz tur sırasında falan. Bir tek kelime politika yok yani müşterek bir kabahat, müşterek bir kabahati kimse deşmek istemiyor. Bu bir denge. Bu insanlar mutlaka bir zaman birbirlerinin gözünü oydular yani her yerde. Şimdi bu dengenin gelmesi için felaketin yaşanması gerekmiyor. Tarih bilmek için tartışmak başkadır, onun yolları vardır. Bir kere yazı en önemli şeydir. Yani yazarken değil mi? Annenle babanla kavga etmek başka bir şey, mektup yazmak başka bir şeydir. Çok önemli. Bak mesela Vehbi Koç niye çağırıp çocuklarını? Oho demiyormuş da mektup yazıyormuş, yayınlandı. Ben mesela babama çok kızdığımda dedi ki bana biri Viyana'da, dedi bizim dost çevresinden ama işte Avusturyalı bir büyük, mektup yaz dedi. Mektup yaz dedi, güvenirsen bana oku dedi. Bir daha yazdırdı. 3 kere ve Allah razı olsun. Yani çok kötü bir mektup yazabilirdim. Bu çok önemli bir şeydir. Hakikati belirli bir uslupla ifade edip o şekilde tartışmak lazım. Böyle yoksa lafla birbirimize girersek yahut elimize geleni yazıp böyle döktürürsek bazı arkadaşlar gibi hiçbir şey çıkmaz. Hiçbir sorun da halledilmez. Yani, tam aksine sorunlar büyür. Bir kere usluba sahip olacaksınız. Yani bu bardağın işte yarısı dolu, yarısı boş hikayesi vardır ya. Uslup sahibi olacaksınız. Yani kimse 936-38 sorununu oturup da böyle masanın etrafında bir kere de çözemez. Öyle bir şeye nereye gidiyorsunuz, ne yapıyorsunuz o da ayrı. Ama her şeyden evvel yazmak gerekir bunu. Yalnız bizde bir eksik var. Evet. Şimdi... Çok kişi kızacaklar. Belki sen katılırsın diyeceğine.
Franco şu kadar kişiyi kesti, etti bilmem ne ama İspanya'yı da adam etti. E yani İspanya işte öyle bir şeyden İspanya geçti. Adam olur da ama Murat. Yani İspanya'ya baktığın zaman boş bir ülke değil ki yani. Evet ama müthiş bir kültür. Valla İspanya için şeyin en büyük şeyin Ortega y Gasset yani bu aslında en büyük siyaset filozoflarından birinin söylediği şey omurgasız ülke diyor. Ne doğru. Ve bu iç harplerde biliyorsunuz değil mi ne kaldığını geriye. Kimse bazen farkında değil ama fark eden oluyor. İçi boşalıyor memleketin. İçi boşalıyor. Yani artık bugünün İspanya'sı işte refah var belki. İşte Avrupa'ya girmiş. İşte bilmem zenginleşmiş. Şu var bu var. Ama harpten önceki İspanya, harpten önceki Katalonya değil. Yani yok artık o miras bitmiş. Ama senin dediğin o mirasın orada bitmesinde şeyin de payı var. Yani bu tip böyle gırtlaklaşmanın da iç harp hiçbir şeyi çözmez. Çözmez. Biz de bunu şuur altında geçerli bir çözüm, ilerleme, progres için gerekli bir safha gibi gören maalesef zihniyet sahibi insanlar var. Akıllarına şaşarım. Sovyet Rusya iç harple kuruldu. Ondan sonra avdet ettiler. Yani çok kötü bir şey. Sosyalizme geçişin en ıstıraplı yolu kapitalizmden geçer. Yok, komünizme geçişin en ıstıraplı yolu sosyalizmdir lafı. Kapitalizmden kapitalizme geçişin en ıstıraplı yolu sosyalizmdir dönüştü. Yani bu bunun için mi yaptınız? Yani bizim gördüğümüz Rusya, işte köşelerde bilmem ekmek satarak geçinmeye kalkışan zavallı ihtiyarlar, kiminin evi satın alınıyor mafya tarafından, öldürülüyorlar üstüne. Daha bunun gibi bir takım rezaletlerdi. Yunanistan iç harbine getirdi. Hiç sikis bir toplantıda bağırmış ki anası da babası da iç harbin solcu kahramanlarından. Ne kahramanlığı ya. Korkuyorduk birbirimizden ve korktuğumuz için de her şeyi yaptık demiştir. İç harp bir sorun değil ve bu tip şeylerden tartışmaları da oraya kadar gitmesi mümkündür. Hiçbir şeysi yok bunun. Bütün açıklamalar yok işte iktisadi kıtlık yok, enflasyon yok bilmem ne falan filan böyle şeyler her yerde olur. Hiçbir ülke İngiltere kadar acılı bir sosyal tarih geçirmedi. Ama demek ki iç harpte başka şeyler, motifler de hakim, onu unutmamak lazım. Yalnız bir şey var, o senin söylediğin medeni şekilde tartışmak için. Oralar tartışıyor çünkü ne olduğunu biliyorlar. Evet, burada bilmiyor. Biz de bilmiyoruz. Bilmiyor zaten daha. Yani çok az bir kesim bilir. Bir kere dökümün ortaya yani, çıkması lazım. Allah aşkına Dersim, 37-38, 38'de Dersim'de ne olduğu, Onur Öymen bu konuşmayı yapana kadar milyonlarca kişi tarafından bilinmiyordu Türkiye'de. Ha bir de o var, bir kısım onunla yatıp kalkarken bir kısmında bilmez. Haberi yok. Evet öyle bir ama şey İspanya'da var. Ama İspanya'da olsun, Yunanistan'da olsun herkes bilinir. Herkes her şeyi bilir yani. Her şey yazılı bizde bilinmez. Bir de o kadar ilgisiz ki mesela ben İran'da Franco İspanyası diye bir doktora tezin çevirisini gördüm. Vitrinde hem de nadir kitaplar arasında değil. İnkılap bulvarında kaç kitapçının vitrinde vardı Hıyaban İnkılap'ta. Heriflere bak yani Franco İspanyası'nı okuyor adam Hümeyni İran'ında. Mutlaka bir ışık görüyor da kendini anlamak için o kitapta. Ben burada öyle Franco İspanyası'nı falan merak eden insanlar görmedim. Yani Yunan iç savaşını. Onu bırak o kadar solculuğumuz var. Rusya'nın iç savaşını, ihtilalini bile safa safa kaç kişi biliyor yani. Tartışılacak şey. Evet. Murat bir mail var. Bilal Şimşir'in gün yüzüne çıkardığı İngiliz belgelerine göre Dersim isyanının bilançosu şöyleymiş. Hükümet kuvvetlerinin zayiatı 1 subay, 28 asker şehit, evet. 3 subay, 46 asker yaralı. Asilin zayiatı ise şöyle, 265 ölü, 20 yaralı, 27 tutuklu ve 849 teslim olan. Şimdi bunlardan 7'si idam edilmiş, Seyit Rıza'da aralarında bulunan 7'si idam edilmiş. 21 Kasım'da bu yazılmış. Şimdi
Bilal Bey'in çok güzel yayınları vardır. Yalnız o yayın, o yayını biliyorum ben. İngiliz elçilik yazışmalarıdır onlar. Şimdi gerçek sayılar askerden öğrenilen sayısının 40 civarında olduğu zaten bizde bellidir. Fakat asıl sayıyı umumi müfettişlik ve asker yayınlar. Yani bir İngiliz elçisinin, o zamanki elçinin Londra'ya gönderdiği raporda gerçek sayıyı bildirmesi zaten imkansızdır. Mümkün değil. Mümkün değil de öyle. İkinci, üçüncü elden, bir de şimdi bugün yabancı misyonların gönüllü enformantları var yani. Hı. Bunu medeni bir vazife olarak i̇şte görenler. Onlar da 100 bin diyorlar mesela. O zaman öyle gidip de sefareti kim görecek, kim söyleyecek? Tabii, tabii. Ciddi adamların hiçbiri uğrayamaz bile oraya. Yani Şükrü Kaya Bey'in maşallah polis paraleli yani falan Şükrü indi, İngiliz sefaretine girdi yani. Diye yani. Evet.